Sıhhatül akli, akıl sağlığı ve cismi ve cisim beden sağlığı. Akıl ve vücut sağlığı, beden sağlığı. Cisim beden de diyebiliriz, vücut da diyebiliriz. Bu ikisi muzafinleh, bu muzafinleh, bu da vavla muzafinleh olmuş. İstemrül insan, insan kullanır cismehu bedenini. Fil hareketi, hareket etmede, vel ameli ve çalışmada. Ve fi kulli canibin min canibil hayat. Bu canibe aşama diyebiliriz. Hayatın her aşamasında diyebiliriz. Buraya kadar topluca söylersek insan bedenini hareket etmede, çalışmada ve hayatın her aşamasında yestamili kullanır. İstamile, yestamili istimalen kullandı, kullanıyor, kullanmak. Canibin çoğulu cevanip. Ve yuhibbul İslam'ı, İslam sever. Burada ister diyelim. En yekûn el Müslüm, Müslümanın kavi olmasını, güçlü olmasını ister. En ehabbe yuhibbu'ya ister manası verilebilir. Kavi, güçlü. Hatta yestatî'a en ya'işe ve ya'mele fî nizamin. Peki İslam bunun niçin ister? Burası sebep ifade eder, sebep söylüyor bize. İslam'ın, Müslüman'ın güçlü olmasını istemesinin sebebi yaşayabilmesi için. Hatta burada mek için ve çalışabilmesi için fi nizamin sistemli bir şekilde. Sistemli olarak, düzenli bir şekilde yaşayıp çalışabilmesi için. Yani düzenli bir hayat sürebilmesi ve çalışabilmesi için fi nizamin düzenli, fi nizami düzenli demek. Nizam, düzen, sistem. O zaman buraya toplarsak İslam Müslümanın düzenli bir hayat sürmesi ve çalışabilmesi için güçlü olmasını ister. Ve alel müslimi en ya'mele fis sabahi. Buradaki ala gereklidir manasında, yecib manasında, yenbeği manasındadır. Müslümana gereklidir, Müslüman için gereklidir. En ya'mele çalışması fis sabah, sabahleyin. Müslümanın sabah çalışması gerekir. Ve fil mesa, akşam çalışması gerekir Müslümanın. Nasıl ama bir ruhin cedidetin yeni bir ruh ile ve başka ve kalbin kaviyin güçlü bir kalp ile buradaki kalp beyin demek yani güçlü bir beyin ile yoksa kan pompalayan kalp değil buradaki kalp yani. Ruh müennes olduğu için onun sıfatı müennes gelmiştir. Demek ki Müslümanın sabah ve akşam yeni bir akıl, beyinle, pardon, yeni bir ruh. Buradaki ruh enerji demek tabii ki yani. Yeni bir ruh derken enerji demek. Ve güçlü bir beyin ile çalışması gerekir. Ve kad ca'e fil hadisi şerif. Hadis-i şerifte şöyle bir söz gelmiş. Kad ca'e gelmiştir. El mü'minül kavi, güçlü mü'min, güçlü inanan, hayrun, daha hayırlı ve habbu ve daha sevimli. Daha sevimli Allah'a. Daha hayırlı ve Allah'a daha sevimlidir. Minel mü'mini zayıf, zayıf mü'minden. Güçlü mü'min, zayıf mü'minden daha hayırlı ve Allah'a daha sevimlidir. Ve ya'işul insan, insan yaşar. Buraya geçmeden şurada hayrun ismi tafdildir ama ef'alü vezninde değil farklı bir vezinde bu şekilde yaygınlaştığı için bu şekilde galat olduğu için ehyeru şeklinde değil de hayrun şeklinde kullanılıyor. Kullanım böyle yani. Ehab bu zaten ismi tafdil. İnsan yaşar, onurlu bir hayat yaşar. Hayatin kerimetin, onurlu bir hayat. Ve selamin nefsiyin. Şimdi bu selam barış demek nefsi iç barış. Nefsi ruhi barış, ruhsal barış desek. Yani iç barış desek. Kendiyle barışık diyelim. Ha, tamam kendiyle demek ki insan onurlu bir hayat yaşar ve kendiyle barışık yaşar. Ve sıhhatin tayyibetin iyi bir sağlıklı yaşar diyelim burada. Sağlıklı yaşar.
Ne zaman ama? İndeme ya'melu bil kavanini sıhhiyeti. El kavanin kanunun çoğulu, kanunun çoğulu kavanin, sağlık kurallar, burada kanun kural demek, sağlık kurallarına göre, burada bir'e göre demek, çalışırsa, sağlık kurallarına göre iş yaparsa, çalışırsa, sağlık kurallarına çalıştığı zaman sağlık kurallarına göre, mitlet taami sıhhi, sağlıklı yemek gibi, vel ma sıhhi, sağlıklı su içmek gibi, temiz su içmek gibi, vel melabisi sıhhiye, sağlıklı giyecekler gibi, giysiler gibi. Melabis melbesin çoğulu. Ve en yemşiye kulle yevmin fi emakine zati hevain tayyibin. Ve her gün temiz havalı yerlerde her gün yürümesi gibi. Ve en yemşiye yürümesi. Bunların hepsini mitleye bağladık. Sağlıklı yemek, sağlıklı su, sağlıklı giysiler ve buradaki zati sahibi demek, sahibi. Müennestir bu. Emakin akılsız cemi olduğu için müennes. Onun sıfatı bu. Tayyip, iyi, temiz hava sahibi, temiz havalı yerlerde her gün yürümesi gibi. İşte bunların hepsi nedir? El-kavani-i sıhhiye, yani sağlıklı, sağlık kuralları. Ve izâ ente, eğer sen arafte, bilirsen, tanırsan, bilirsen, enne li nefsike aleyke hakkan, kendinin, kendi üzerinde hakkın olduğunu, yani kendinle ilgilenmen gerektiğini demek istiyor. Tamam, sen bilirsen, enne li nefsike, senin vardır, kendinin, aleyke, senin üzerinde hakkan, hakkı vardır. Kendinin kendi üzerinde hakkı olduğunu bilirsen, veli dinike aleyke hakkan, ve dininin de senin üzerinde hakkın olduğunu bilirsen, veli cismike aleyke hakkan, vücudunun, bedeninin senin üzerinde hakkın olduğunu bilirsen, işte yaşarsın, fi selamin, barış içerisinde yaşarsın. Bu izah şart cümlesi. Burası da şartın cevabı oluyor. Her şartın bir şartı olur, bir de cevabı olur. وَاِذَا عَمِلْتَ بِهَذِ الْحُقُوقُ. Amile yapmak, yerine getirmek, çalışmak. Bu hakları yerine getirirsen, bu hakları yaparsan, bu hakları, hak, hukukun çoğulu tekili haktır. Bu haklar ile amel edersen, yukarıdaki haklar yani, فَاَنْتَ سَنْ الْمُؤْمِنُ الْقَوِي, güçlü müminsin. اَلَّذ۪ي يُؤَدِّي وَاجِبَهُ, görevini yerine getiren güçlü bir müminsin. عَلَى خَيْرِ وَجْهِنْ, en iyi şekilde. Vecih, burada şekil diyelim vecihe. Hayır da en iyi, en hayırlı, en iyi. Ve ahseni suretin, bu da en iyi şekilde demektir. Aynı anlamda. İnne akleke, senin aklın, fi selamin ve sıhhatin, sağlıklı ve olur. Aklın, yani akıl sağlığın yerinde olur. Sıhhat, selamla sıhhat aynı şey. Akıl sağlığın yerinde olur. Ne zaman? İza kâne cismike fi selamin ve sıhhatin, bedenin sağlıklı olursa, vücudun sağlıklı olursa. Demek ki bedenin, vücudun, cism, fi selamin ve sıhhatin, selam ve sıhhat aynı anlamda. Sağlıklı olursa aklın sağlıklı olur. Buradaki akıl beyin demek yani. Fe ente, sen teallemi bilirsin. Enne sıhhatel akli, akıl sağlığının, fi sıhhatil cismi, beden sağlığında olduğunu. Olduğunu nerede burada? Enne. Bilirsin. Cümleyi baştan sona söyleyecek olursak,
Bedenin sağlıklı olursa aklın sağlıklı olur. Akıl sağlığının beden sağlığında olduğunu biliyorsun. Ve kad razakallahu teala ibadehu es-sıhhate. Allahu Teala kullarına sağlık nimeti vermiştir. Razaka'ya nimet vermiştir diyebiliriz. Razaka nimet vermiş. Kat razaka mıştır. Mış kat. Allah nimet vermiştir. Allah Teala Allah'ın sıfatı. Kullarına. Tekil abd, abd, çoğulu ibad. Sağlık nimeti vermiştir. Ve hedallahu Allah yol göstermiştir. Yolunu gösterdi. Yolunu. İnsanlara yolunu gösterdi Allah. Neyin yolunu ile rızkın yolunu gösterdi. Allah insanlara rızkın yolunu gösterdi. Heda ila yol gösterdi. Razaka nimet verdi. Nerede rızkın yolunu gösterdi? Rızkın yolunu nerede gösterdi? Fil art, yeryüzünde gösterdi. Ve fissemai ve gökyüzünde gösterdi. Ve levla fadlullah, Allah'ın fadlı olmasa, levla olmasa demek, Allah'ın lütfu olmasa, Allah'ın lütfu olmasa, ve rizkuhu rızkı olmasa, lekânel insanı insan olurdu. Fi halin elimin acıklı bir halde olurdu. Demek ki Allah'ın lütfu olmasa ve rızkı olmasa insan acıklı bir halde olurdu. Ve kad halakallahu lil insani uzuneyni yesme'u bihima. Allah yaratmıştır insan için iki kulak. Duyacağı iki kulak. Uzuneyni'nin sıfatı burası yani. Cümle sıfat. Üzün tekili, üzün çoğulu azan. Burada tesniyesi var. Allah insan için duyacağı iki kulak ve ayneyni yara bihima. Göreceği iki göz. Ve aklen yufekkiru bihi. Düşüneceği bir akıl. Ve lisanen yentiku bihi. Konuşacağı bir dil. Nataka yentiku bi konuşmak. Nataka yentiku nutkan nutuk. Vallahu Allah zu fadlin fadıl sahibi, lütuf sahibi, azim büyük bir lütuf sahibi. Zu sahibi demek müzekker için. Müennesi neydi? Zatu. Onu görmüştük az önce başka bir metinde. Ha, şurada görmüştük zati diye. Zati. Zaten bir de Zatun nitakayn diye bir şey görmüştük. Bak orada da vardı değil mi? Aynısı bak burada. Zatun nitakayn. Zul zatu işte bu aynı şey. Evet bu da bitti.